İlk egzersizimiz ellerle yürüyeceğiz. Vücudu tamamen ısıttık ama iyice emin olalım. Push-up pozisyonuna kadar yatıyoruz. Yerden kalkıp tekrar yukarıya çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Yürüdüğünüz ellerle full yere yattınız. Eller göğüs kafesi yanında, itin kendinizi. Bacakları çok bükmeden yukarıya, elleri yukarı birleştirebilirsiniz. Yürüdünüz, tekrar iki elinizin arasına göğüs kafesi denk geldi. Yürüdüğün kadar ne kadar fazla yapabilirsen o kadar. Gitmeye çalış, sınırı birazcık daha zorla. Bu hareketin ilk seti olduğu için basit versiyonunu yapıyorum. Yere full bırak kendine. Daha süremiz var. 10 saniye. Üç, iki, bir ve bıraktık. 15 saniye dinleniyoruz. Sıradaki egzersiz bacak egzersizi. Üst gövdeye çalıştık. Şimdi de bacaklarla çalışalım. Bayakları 1, 2, 3 şeklinde açacağız. Uzanıp squatla devam edeceğiz olduğumuz yerde. Hazırsanız başlayalım. Yine basit squat. Diz hassasiyeti olanlar daha az oturuyorlar. Yarım squat gibi. Elim arkada, parmaklarım birbirine değince yine oturuyorum. Dizler ayak parmak ucu aynı yöne baksın. Kalçayı geriye iterek başlatın. Hop, 15 saniye. Bir ve bıraktık. Yine 15 saniye dinleniyoruz. Üçüncü hareket biraz daha karın egzersizleriyle hem de koltuk altımızda çalışacak. Eğer eline bir dumbbell alabilirsin. Sırt kaslarını da hissetmek istersen kollar geri giderken biraz şöyle geleyim. Kollar geri giderken bir ayak ya da belde boşluk olmuyorsa iki bacak gidebilir. Dead bug. Süremiz başladı. İki kolu gönderdim geriye, bir sağ bacak öne. İki kolu gönder, bir sol. Belini yere bastırmaya çalış. Bu hıza çok ihtiyacım yok. Elime bir dumbbell alırsam biraz daha yavaşlarım ve kaslarım zaten, kor kaslarım, karın kaslarım otomatik olarak refleks olarak kasılacaklar ağırlığı tutmak için. O yüzden hiç acele etmeyin. Yani karnım çalışıyor mu çalışmıyor mu gibi bir soru gelmesin aklınıza. 15 saniye daha var. Bir ve bıraktık. Yine küçük bir dinlenmeye geçeceğiz. Bir kardiyo egzersizi yapalım. Matın başından diğer tarafına doğru koşu hareketi var. Burada 1, 2, 3, 4 yapacağım. 8 adımda buraya gelmiş olacağım. Tamam. 3, 2, 1 ve hazırsanız başlayalım. 1, 2, 3, 4. Devam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynen böyle. Dizleri olabildiğince yukarıya gönder. Hop hop hop. Burada olabildiği kadar hızlı da yapabilirsin. Ama dizi yukarı çekmek önemli. Burada sıçrama ile ilgili hassasiyeti olanlar diz çekerek yana kayıyorlar zaten. Onu tekrar hatırlatayım. 8 adım. 10 saniye var. 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Kısa bir dinlenme. Bacaklar öne ve geriye lunge'la devam edeceğiz. Matın tam ortasında duruyorum. Çok fazla büyük adım atmana gerek yok. Bir adım atıp kamburu çıkarmadan aynı bacağı geriye gönderiyoruz. Tamam. 3, 2, hep aynı bacak çalışıyor. 1, başla. Uzan yere, aynı bacak geriye. Burada diz hassasiyeti varsa merkezde duran bacağı çok bükme ya da arkaya giden. Hiç acele yok. Hep aynı bacak. Merkezdeki bacağını iyice yere sağlam bas. Onunla yukarıya kalk. Geriden burada. Burada da ön bacak. Burada sağ,
da solla kalkıyorum. Kamburlaşmak yok. Bu boştaki elini yana açarak kamburlaşmayı engelleyebilirsin. Tamam? Bu şekilde. Üç, iki, bir ve kal yukarıda. Aynı hareket diğer bacak. Ben yön değiştiriyorum siz görün diye. 5 saniye var. 4, 3, 2, 1 ve başladı süreniz. Hop, 1, 2. Çok büyük adım atmama gerek yok bakın bu harekette. 5, 7, 8. Kamburlaşmak istemiyorum. Omurgayı bükmek istemiyorum. Boştaki elimi yana açtım. O beni düz ve dik tutuyor vücudumu. Tabii ki öne doğru eğik. Karnımın altı bacağımın üstüne değiyor. Kalça aktivasyonu için. Beş saniye. Dört, üç, iki, bir ve bıraktık. Huh, bir kardiyo yapalım. Jumping jacks ile punch'ı birleştireceğiz. Bir jumping jacks sağ ayak, bir jumping jacks sol bacak öne gibi. Tamam. Haydi bakalım 7 saniye sonra başlayalım. Çok karıştıran varsa jumping jacks ile devam edebilir. 40 saniye. Haydi bakalım. Bir jumping jacks bir punch var. Burada hop yana doğru bir hatta öne doğru bir adım atıyorum. Biraz da eğilebilirsin. Tempoyu arttırmak senin elinde. Seviyeyi belirle. Hop. Bir küçük bir dumbbell alabilirsin hele. Belki bir kilo. Omuzda hassasiyet yoksa. Şöyle göstereyim. Hop. Öne adım. Hop. Hop. Üç, iki, bir ve haydi bakalım. 15 saniye var. Bu nabzı biraz yükseltecek. Yükseltmiş olmalı. Hemen bir plankle yüksek nabızda vücudu bir sabitlemeye çalışalım. 7 saniye var. Yüksek plankimi buluyorum. 3, 2, 1 ve başladı. El bileği hassasiyeti olan dirseklerinde durabilir. Kürek kemiklerini birbirinden it, yer zemininden uzaklaştır. Topuklarını ayak parmak üzerine doğru getirmeye çalış. Omuzlar kulaklardan uzak ve omuzlar el bileğiyle aynı hizada. Kafayı böyle bırakma. Yukarıda tut. Çok istersen aşağı inip yukarı çıkabilirsin. Bir sağ bir sol kol ya da bacak kaldırabilirsin. Bu opsiyonları ikinci ve üçüncü setlerde de deneyebilirsin. 10 saniye var. Üç, iki, bir ve bıraktık. Dizleri yavaşlayarak yukarıya doğru kalkıyoruz. Bu setin bir tanesi bitti. İlk set tamamladık. Şöyle bir dakika mola vereceğiz. 5 setimiz var böyle. Biraz değişik bir antrenman olacak. 5 set. Bir set bitti. 4 set kaldı. Lütfen set arasında minimum bir dakika mola verin. Tamam. Ben şöyle biraz gezineyim. Hatta bir su için, kahve için. Birazdan yine başlayalım olur mu? Egzersizlere dumbbell ekleyebilirsin ya da tempoyu arttırabilirsin. Ağırlığı arttırarak, ağırlık ekleyerek hareketi zorlaştırmak yerine biraz daha hızlanabilirsin. Bu da önemli bir detay. Hiç ekipman gerekmiyor bu derste. Tekrar hatırlatayım. Sadece bir mat gerekiyor ve vücut ağırlığı. Bir setimiz bitti. 5 set var. Toplamda 4 set daha yapacağız. Burada tekrar sayılarınızı not edebilirsiniz. 45 saniye çalışıyoruz çünkü. 45 saniyede ilk egzersizinizde 20 tekrar, ikinci setinizde
17 tekrar, 18 tekrar zorlamaya çalışacağız. Yine yakalamaya çalışacağız. Çok büyük düşüşler olmasın. Yani ilk egzersizde, ilk harekette, birinci sette 25 tekrar yapıyorsanız bu ikinci sette 15 tekrara düşmesin. Bunu kendinizi gözlemlemek amacıyla bu notları tutabilirsiniz. Tamam. İkinci sete başlarken 40-45 saniye, hatta 1 dakika bile ara verebilirsiniz. Aynı seriyle başlayacağız. Ellerle yürüyoruz. Full iki elimizin arasına göğüs kafesimizi bıraktık. Kendimizi ittik. Bunu isterseniz ikinci, üçüncü, dördüncü setlerde normal şınav egzersizi olarak yapabilirsiniz. Hazırsanız 45 saniye başlayacağız. Ama dediğim gibi öncesinde iyi dinlenelim. Nefesiniz biraz kendine gelsin. Nabzınız normale düşsün. Hazırsanız kendinizi iyi hissettiğiniz anda başlayacaksınız. 45 saniye boyunca ellerinizin arasında göğüs kafesinizi bırakıp tekrar yerden kendinizi yukarı itin. Burada geri geriye yürüdükten sonra sıçrama da yapabilirsiniz yukarıya. Full yere doğru yattım. Geri geri yürüdüm. Ellerin üzerine, başın üzerine ellerini birleştir ya da sıçrama ekleyebilirsin. Son bir tekrar. 3, 2, 1 ve bıraktık. 15 saniye dinleniyoruz. Sıradaki egzersiz bacak egzersizi. Üst gövdeyi çalıştık. Şimdi de bacaklarla çalışalım. Bayakları 1, 2, 3 şeklinde açacağız. Uzanıp squatla devam edeceğiz olduğumuz yerde. İlk set squat'ı bitirdikten sonra bu ikinci setin squat'ı. Burada biraz da artık vücut ısındı. Tempoyu hızlandırabilirsiniz ya da ağırlık kullanarak hareketi biraz daha zorlaştırabilirsiniz. Üç, iki, bir ve bıraktık. Biraz dinleniyoruz. 10 saniye geçiş var. Hemen sıradaki harekete geçeceğiz. Sıradaki hareket sırt üstü uzanıyorum. Dead bug egzersizi. Ters kol ters bacak yapmıştım ilk set. İkinci sette ağırlık ekleyebilirsiniz. Hatta iki ayağınızı, iki bacağınızı aynı anda uzaklaştırabilirsiniz. Ben burada ağırlık kullanmadan yapacağım. Ters kol ters bacak şeklinde hareket başlıyor. Hazırsanız 4, 3, 2 ve başladık. İki elinde dumbbell taşırken istersen iki ayağın İleriye doğru gidiyor bacaklar gerginleşene kadar ya da tek tek gidiyorsun hareketi yaparken. Belini iyice yere bastırdığından emin ol. Üç, iki, bir ve bıraktık. Yavaşça toparlanıyoruz. Yukarıda devam edeceğiz hareketi. 10 saniyemiz var. Ayağa kalkıyoruz. Bir koşuyla devam ediyorduk. İlk sette de yapmıştık. Burada 8 tane diz çekeceksin yanlara doğru giderken. Hazırsan başlayalım. 3, 2, 1 ve başla. 1, 2, 3, 4 şeklinde koşup dizin yukarıda bekleyip bir pozda kalabilirsin. Süreyle hareket unutma. O yüzden hızlı olursan senin için daha da hareket zor hale gelecektir. Üç, iki, bir ve
Süremiz bitti. Sırada yine bacakla ilgili bir egzersiz var. Burada nabzımızı yine bacakları çalıştırarak yükselttik. Dolaşım sistemi daha doğrusu. Şimdi ileriye ve geriye adımlar var. Burada yine dumbbell kullanabilirsiniz ikinci ve üçüncü setlerde. Öne doğru gövdeyi eğmek hep kalçayı aktifleştiriyordu. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Boştaki elinizi yana açmayı unutmayın. Karnınızı üstü, altını bacağınızın üstüne değdirmeniz gerekiyordu. Unutmayın bu egzersizde. En büyük kalça aktivasyonu bu şekilde sağlıyoruz. Hazırsanız başlayın. Üç, iki, bir ve bıraktık. Aynı egzersizi diğer tarafa doğru yapacağız. Diğer bacak daha doğrusu. Hazırsan üç, iki, bir ve başladı. Üç, iki, bir ve bıraktık. Bir kardiyo egzersize devam edeceğiz. Yine jumping jacks ve yumruk, yani bir punch hareketini atacağız. Ya şöyle öne doğru bir adım atacaksınız. Bir jumping jacks, bir yana doğru bir sağ bir sol ayaklar olacak. 40 saniye çalışacağız. İki eliniz yukarıda birleşiyor. Bir de punch yapıyorsunuz. Bir yana ve öne doğru adımlar var. Bir yana bir öne olacak şekilde. Hazırsanız başlayalım. Punch var. Burada hop yana doğru bir, hatta öne doğru bir adım atıyorum. Biraz da eğilebilirsin. Tempoyu arttırmak senin elinde. Seviyeyi belirle. Hop. Bir küçük bir dumbbell alabilirsin hele. Belki bir kilo. Omuzda hassasiyet yoksa. Şöyle göstereyim. Hop. Öne adım. Hop. Bir ve haydi bakalım 15 saniye var. Bu nabzı biraz yükseltecek. Yükseltmiş olmalı. Hemen bir plankle yüksek nabızda vücudu bir sabitlemeye çalışalım. 7 saniye var. Yüksek plankimi buluyorum. 3, 2, 1 ve başladı. El bileği hassasiyeti olan dirseklerinde durabilir. Kürek kemiklerini birbirinden it, yer zemininden uzaklaştır. Topuklarını ayak parmak üzerine doğru getirmeye çalış. Omuzlar kulaklardan uzak ve omuzlar el bileğiyle aynı hizada. Kafayı böyle bırakma. Yukarıda tut. Çok istersen aşağı inip yukarı çıkabilirsin. Bir sağ bir sol kol ya da bacak kaldırabilirsin. Bu opsiyonları ikinci ve üçüncü setlerde de deneyebilirsin. 10 saniye var. Üç, iki, bir ve bıraktık. Dizleri yavaşlayarak. İkinci setin de sonuna geldik. Şimdi bir dakikalık büyük bir dinlenme var. Yine su havlu kullanabilirsiniz. Yine bu sette de ağırlık kullanmadıysanız ikinci setten sonra ağırlık ekleyebilirsiniz egzersizlerinize. Plank egzersizinde de varyasyonlar eklenebilir. Yine söylediğim gibi iyice dinlendiğinizden emin olmalısınız. Her setin bir önceki setten bir zor olması kondisyonunuzu, egzersiz seviyenizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. Tabi bunu yaparken çok fazla zorlanmıyor olmak gerekiyor. Birinci tekrarınızla onuncu tekrarınız arasında gözle görülür bir fark olmaması, sadece sizin hissiyatınızda bir fark olmasına özen gösterin.
Yine egzersizleri hep ileriye doğru nasıl zorlaşabiliriz diye anlatıyoruz ama eğer çok zorlanıyorsanız da dizlerinizi yere koyarak plankler yapabilirsiniz ya da tek tek kollarınızı çalıştıracağınız dumbbell egzersizleri yapabilirsiniz. Hareketleri bölerek yapın. 2 set sona erdi. 2 set daha ekliyorum videonun sonuna. Aynı şekilde uygulamaya özen gösterin. Hazırsanız 3. sete başlayalım. Aynı sistemde aynı hareketler arka arkaya. Ellerin arasına göğüs kafesini bırak ve yukarıya sıçrama ekleyebilirsin bu sette. Hazırsanız başlayalım. Yürüdüğünüz ellerle, full yere yattınız. Eller göğüs kafesi yanında itin kendinizi. Bacakları çok bükmeden yukarıya, elleri yukarı birleştirebilirsiniz. Yürüdünüz tekrar iki elinizin arasına göğüs kafesi denk geldi. Yürüdüğün yukarı ne kadar fazla yapabilirsen o kadar. Gitmeye çalış sınırı. Birazcık daha zorla. Bu hareketin ilk seti olduğu için basit versiyonunu yapıyorum. Yere full bırak kendine. Daha süremiz var. 10 saniye. Üç, iki, bir ve bıraktık. 15 saniye dinleniyoruz. Sıradaki egzersiz bacak egzersizi. Üst gövdeye çalıştık. Şimdi de bacaklarla çalışalım. Bayakları 1, 2, 3 şeklinde açacağız. Uzanıp squatla devam edeceğiz olduğumuz yerde. Hazırsanız başlayalım. Yine basit squat. Diz hassasiyeti olanlar daha az oturuyorlar. Yarım squat gibi. Elim arkada, parmaklarım birbirine değince yine oturuyorum. Dizler ayak parmak ucu aynı yöne baksın. Kalçayı geriye iterek başlatın. Hop, 15 saniye. Bir ve bıraktık. Yine 15 saniye dinleniyoruz. Üçüncü hareket biraz daha karın egzersizleriyle hem de koltuk altımızda çalışacak. Eğer eline bir dumbbell alabilirsin. Sırt kaslarını hissetmek istersen kollar geri giderken biraz şöyle geleyim. Kollar geri giderken bir ayak ya da belde boşluk olmuyorsa iki bacak gidebilir. Dead bug. Süremiz başladı. İki kolu gönderdim geriye bir sağ bacak öne. İki kolu gönder bir sol. Belini yere bastırmaya çalış. Bu hıza çok ihtiyacım yok. Elime bir dumbbell alırsam biraz daha yavaşlarım ve kaslarım zaten kor kaslarım, karın kaslarım otomatik olarak refleks olarak kasılacaklar ağırlığı tutmak için. O yüzden hiç acele etmeyin. Yani karnım çalışıyor mu çalışmıyor mu gibi bir soru gelmesin aklınıza. 15 saniye daha var. Bir ve bıraktık. Yine küçük bir dinlenmeye geçeceğiz. Bir kardiyo egzersizi yapalım. Matın başından diğer tarafına doğru koşu hareketi var. Burada 1, 2, 3, 4 yapacağım. 8 adımda buraya gelmiş olacağım. Tamam. 3, 2, 1 ve hazırsanız başlayalım. 1, 2, 3, 4. Devam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynen böyle. Dizleri olabildiğince yukarıya gönder. Hop hop hop. Burada olabildiği kadar hızlı da yapabilirsin. Ama dizi yukarı çekmek önemli. Burada sıçrama ile ilgili hassasiyet olanlar diz çekerek yana kayıyorlar zaten. Onu tekrar hatırlatayım. 8 adım. 10 saniye var. 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Kısa bir dinlenme. Bacaklar öne ve geriye lunge'la devam edeceğiz. Matın tam ortasında duruyorum. Çok fazla büyük adım atmana gerek yok. Bir adım atıp kamburu çıkarmadan aynı bacağı geriye gönderiyoruz. Tamam. 3, 2, hep aynı bacak çalışıyor. 1, başla. Uzan yere.
Aynı bacak geriye. Burada diz hassasiyeti varsa merkezde duran bacağı çok bükme ya da arkaya giden. Hiç acele yok. Hep aynı bacak. Merkezdeki bacağını iyice yere sağlam bas. Onunla yukarıya kalk. Geriden burada. Burada da ön bacak. Burada sağ, burada solla kalkıyorum. Kamburlaşmak yok. Bu boştaki elini yana açarak kamburlaşmayı engelleyebilirsin. Tamam? Bu şekilde. Üç, iki, bir ve kal yukarıda. Aynı hareket diğer bacak. Ben yön değiştiriyorum siz görün diye. 5 saniye var. 4, 3, 2, 1 ve başladı süreniz. Hop, 1, 2. Çok büyük adım atmama gerek yok bakın bu harekette. 5, 7, 8. Kamburlaşmak istemiyorum. Omurgayı bükmek istemiyorum. Boştaki elimi yana açtım. O beni düz ve dik tutuyor vücudumu. Tabii ki öne doğru eğik. Karnımın altı bacağımın üstüne değiyor. Kalça aktivasyonu için. Beş saniye. Dört, üç, iki, bir ve bıraktık. Huh, bir kardiyo yapalım. Jumping jacks ile punch'ı birleştireceğiz. Bir jumping jacks sağ ayak, bir jumping jacks sol bacak öne gibi. Tamam. Haydi bakalım 7 saniye sonra başlayalım. Çok karıştıran varsa jumping jacks'e devam edebilir. 40 saniye. Haydi bakalım. Bir jumping jacks, bir punch var. Burada hop yana doğru bir, hatta öne doğru bir adım atıyorum. Biraz da eğilebilirsin. Tempoyu arttırmak senin elinde. Seviyeyi belirle. Hop. Bir küçük bir dumbbell alabilirsin hele. Belki bir kilo. Omuzda hassasiyet yoksa. Şöyle göstereyim. Hop. Öne adım. Hop. Hop. Üç, iki, bir ve haydi bakalım. 15 saniye var. Bu nabzı biraz yükseltecek. Yükseltmiş olmalı. Hemen bir plankle yüksek nabızda vücudu bir sabitlemeye çalışalım. 7 saniye var. Yüksek plankimi buluyorum. 3, 2, 1 ve başladı. El bileği hassasiyeti olan dirseklerinde durabilir. Kürek kemiklerini birbirinden it, yer zemininden uzaklaştır. Topuklarını ayak parmak üzerine doğru getirmeye çalış. Omuzlar kulaklardan uzak ve omuzlar el bileğiyle aynı hizada. Kafayı böyle bırakma. Yukarıda tut. Çok istersen aşağı inip yukarı çıkabilirsin. Bir sağ bir sol kol ya da bacak kaldırabilirsin. Bu opsiyonları ikinci ve üçüncü setlerde de deneyebilirsin. 10 saniye var. Üç, iki, bir ve bıraktık. Dizleri yavaşça yere, yukarıya doğru kalkıyoruz. Bu setin bir tanesi bitti. İlk set tamamladık. Şöyle bir dakika mola vereceğiz. Beş setimiz var böyle. Biraz değişik bir antrenman olacak. Beş set. Bir set bitti, dört set kaldı. Lütfen set arasında minimum bir dakika mola verin. Tamam. Ben şöyle biraz gezineyim. Hatta bir su için, kahve için. Birazdan yine başlayalım, olur mu? Egzersizlere dumbbell ekleyebilirsin ya da tempoyu arttırabilirsin. Ağırlığı arttırarak, ağırlık ekleyerek hareketi zorlaştırmak yerine biraz daha hızlanabilirsin. Bu da önemli bir detay. Hiç ekipman gerekmiyor bu derste. Tekrar hatırlatayım. Sadece bir mat gerekiyor ve vücut ağırlığı.
Bir setimiz bitti. 5 set var toplamda. 4 set daha yapacağız. Burada tekrar sayılarınızı not edebilirsiniz. 45 saniye çalışıyoruz çünkü. 45 saniyede ilk egzersizinizde 20 tekrar, ikinci setinizde 17 tekrar, 18 tekrar zorlamaya çalışacağız. Yine yakalamaya çalışacağız. Çok büyük düşüşler olmasın. Yani ilk egzersizde, ilk harekette, birinci sette 25 tekrar yapıyorsanız bu ikinci sette 15 tekrara düşmesin. Bunu kendinizi gözlemlemek amacıyla bu notları tutabilirsiniz. Tamam.